Bu dünyada dua kılınlar, icabet kılaman. Kıyamette küfür getirgenlerin duasını Allah kabul kılmaydı. Lekin bu dünyada iman getirip dua kılınlar, min icabet kılaman. Çünkü Allah'ın ibadeti gerekenden kibirlengenlerini Allah cehennemge saladı dedi. Şu cayda duanı Allah ibadet degen. Yani dua kılmazlık ibadetten yüze görüş. Şunun için dua, dua. Allah subhanahu ve ta'ala'ya en makbul ibadet hesablanır. Duada bir kança hakikatler var. Birinci dua kıl yapsın mı? Demek ki siz Allah'ını bar diye bil yapsın. Onunla dua kıl yapsın. İkinciden dua kıl yapsın mı? Demek ki Allah'ını eşit yaptı, bil yaptı, körü yaptı, bil yaptı. Onu sizin nidayınızda dinle yaptı diye bil yapsın. Allah'ın eşitçiş, sıfatı, eşit olucu sıfatı iman getirgenden ayet yapsın duanı. Üçüncüden siz duanı nimege kıl yapsın? Eşitsin özü üçünmez. Ondan nimedir kütüb kıl yapsın. Demek ki siz Allah'ın kudretine hem işanıp dua kılıyorsunuz. Kudretine işanç bugünden dua kılıyorsunuz. En kudretine işanç var. Lekin bir adam vermedi mi degen, eğer sizde ikileniş varsa onda hem dua kılmıyorsunuz. Siz dua kılıyorsunuz. Niye? Bir işten ümidvarlık var. Onun işançınız var. Yani onun için dua kılıyorsunuz. Allah'ın merhametine bölgen işanç, kudretine bölgen işanç, onun kamil sıfatlarına bölgen işançlarının neticesinde siz dua kılıyorsunuz. Dua kılıyapsın mı? Siz Allah subhanahu ve ta'ala'ya yükünü yapsınız. Dua vücud bilen tezarruh hesablanır. Mene bu cihattan Allah subhanahu ve ta'ala'ya en makbul iş ibadet dua bulur. Onun için Resulullah Ekrem aleyhissalatu vesselam dua muhul ibadet diyorlar. Dua ibadetinin iliği. Namazdan kendi duanı şunun için biz ayetemiz. İbadet kıldık. Şimdi iliği kap gitmesin. Az yine olsa hem iki az olsa hem dua olsun. Şimdi salam verip Türkiye'de vurmayın. Allah'a dua kılın, dua ibadetinin mağazı kapı gitmesin. İbadet de kılıyız, duasını hem kılıç sünün için sünnet hesablanır.